Marlboro, Los Angeles'ta bulunan sadece kızların okuduğu özel bir okul. 7. sınıftan 12. sınıfa kayıtlı olan 530 kız öğrencimiz var. Sınıflar küçük ve kızların motivasyonu çok yüksek. Marlboro'nun bana öğretmenlik sanatını icra edebileceğim bir ortam sağladığına inanıyorum. Sahip olduğumuz tüm kaynaklara rağmen yıllardır bilginin kalıcılığıyla ilgili sorun yaşıyoruz. Sorun, öğrencilerin sınavlardan çok iyi notlar alıyor olmalarına rağmen bilgilerin gelip geçici olması. Kendimi iyi bir matematik öğrencisi olarak tanımlayabilirim. Bilmediğim ya da zorlandığım şeylerle karşılaştığımda asla pes etmem ve anlayana kadar, o soruyu çözene kadar uğraşırım. Ama erkek kardeşim matematik dersinde çok zorlanıyor. Birbirimizden tamamen farklı bir şekilde öğreniyoruz ve ben ona öğrenmesi gereken şekilde öğretemiyorum. Bir gün internette gezerken Khan Akademi ile karşılaştım. Kardeşime gösterdim ve Khan Akademi'ye bayıldı. Sonra ben de bir derste zorlandığımda, neden Khan Akademi'yi kullanmıyorum ki diye düşündüm. Denedim ve işe yaradı. Çok ilginç değil mi? Kardeşim de işe yaradı, bende de işe yaradı. Ama biz çok farklı insanlarız ve değişik şekillerde öğreniyoruz. Daha sonra Ocak 2011'de okulumdaki bir yarışma için bir kompozisyon yazmam gerekti. Kompozisyon, halen hayatta olan ve en çok tanışmak istediğiniz bir Amerikalı ile ilgili olmalıydı. Kazanan o kişiyle tanışacaktı. Ben Sal Khan hakkında yazdım ve kazandım. India, Sal Khan'la geçtiğimiz Haziran'da buluşacaktı ve bana onunla gelip gelmek istemediğimi sordu. Sal, farklı yaşlardaki birçok öğrencinin aynı sınıfta bulunduğu bir karma matematik sınıfı fikrinden bahsetti bana. Bu sınıfta öğrenciler birbirlerine öğretebiliyor, grup çalışmaları ve projeler yapabiliyorlardı. Öğrenciler dersleri ise online olarak Khan Akademi'den takip ediyorlardı. Gözlerimin parladığını hissettim. Bu fikir bilginin kalıcılığı sorununun da üstesinden gelebilirdi. Bana denemek isteyip istemediğimi sorduğunda kesinlikle isterim diye cevap verdim. Khan Akademi'yi sınıfa getirdiğim ilk gün öğrencilerimin ne kadar heyecanlandıklarına ben bile inanamadım. Zil çalmasına rağmen kimse sınıftan çıkmıyordu. Ben de arkadaşlar bir sonraki dersinizin vakti geldi, burada kalıp matematik çalışmaya devam edemezsiniz demek zorunda kaldım. Doğru yolda olduğumuzu işte o an anlamıştım. Matematiği hiç sevmem. Hatta nefret ettim bile söyleyebilirim. Khan Akademi ile çalışmaya başlayınca matematikten zevk almaya başladım. Notlarım da yükseldi. Derslerin her birinde öğrenecekleri içeriği inceledikten sonra öğrencilerim için bir ders listesi ya da Khan Akademi'de aramaları gereken videoların listesini hazırlıyorum. Onlara 3 hafta verip süreyi başlatıyorum ve derslerde aralarında dolaşarak yardıma ihtiyaçları olduğunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu süreç içerisinde öğrenciler otomatik olarak birbirlerine yardımcı olmaya ya da konuları anlatmaya başlıyorlar. Mesela cebir ikinci seviyedeki kızlar geometride zorlanan kızlara destek oluyorlar. Ya da kalkülüs bilenler kalkülüse yeni başlayanlara yardım ediyorlar. Hatta kalkülüse yeni başlayanların cebire yeni başlayanlara yardım ettiğini bile gördüm. Bu öğrenme tarzında öğrencilerin motivasyonlarının ne kadar yüksek olduğunu size anlatamam. Gerçekten. Kaan'dan önce kimse matematik konusunda benden yardım istemezdi. Ama şimdi bildiklerim ve kendime güvenimle insanlar bana geliyorlar. Aynı şekilde ben de onlara gidiyorum. Çünkü onların da hem bildikleri şeyler hem de kendilerine güvenleri arttı. Sınıfta tüm dinamikler değişti. Artık hepimiz eşitiz. Khan Akademi sayesinde bir şeyi yarım yamalak değil, tamı tamına öğrenmenin önemli olduğunu farkına vardım. Sınavlardan iyi not almak güzel bir şey. Ama ben en iyisini yapmak ve her şeyi tamamen anlamış olmak istiyorum. Sadece 2 ya da 3 haftalığına değil, öğrendiğim şeyler kalıcı olmalı. Çocukların yapabileceklerini bazen göz ardı ettiğimi öğrendim. Kendi kendilerine bıraktığınızda yapabilecekleri şeyler hayal ettiğinizin bile ötesinde olabiliyor. Bunun için kızların öğrenme süreçlerinin kontrolünü kendi ellerine almaları ve benim de sadece bunu kolaylaştırmaya çalışan bir kılavuz olmam bir öğretmen olarak rolümü tamamen değiştirdi. Benim için tüm bunların en güzel yanı kendi hızımda öğreniyor olmam. Önceleri hep geride kaldığımı hissediyordum ve sınıfı geriden takip etmek ya da herkesin ilerisinde olmak gibi konuları düşünmek ve endişelenmek istemiyorum. Bu gerçekten çok güzel bir duygu.